Samsung güvenlik kamyonu. Önlerindeki kamyonu geçebilmek için karşı şeride geçen araçlar yüzünden her gün birçok kaza meydana geliyor. Neyse ki Samsung'da çalışan uzmanlar bu sorun için bir çözüm buldu. 2015 yılında şirketin Arjantin'deki kamyonlarının arka kısımlarına ekranlar, ön kısımlarına ise kablosuz kameralar eklendi. Bu teknoloji şu şekilde çalışıyor. Kamera, kamyonun önündeki yolda neler olduğunu kaydediyor ve bu görüntü arka tarafta bulunan ekranlara yansıtılıyor. Bu da diğer araç sürücülerinin yolda neler olup bittiğini bilmesini ve en güvenli anda sollama yapabilmelerini sağlıyor. Kameralar gece görüş moduna sahip olduğu için bu teknoloji gece bile kullanılabiliyor. Teva Planter. Bu ürünü ortaya çıkarmak tam olarak 3 yıl sürdü. Bu süre boyunca çok sayıda materyal, bitki ve prototip test edildi. Ve sonunda dünyaya toprağa ihtiyaç duymadan bitki yetiştirebilme imkanı sunan bir teknoloji tanıtıldı. Teva Planter için çok hücreli ve gözenekli yapıdaki bir materyalle oluşturulmuş bir çeşit kule denebilir. Bu yapıya su döküldüğünde kullanılan materyal suyu emiyor ve hücreleri nemle dolduruyor. Bu sayede de bitkiler nemi kendi kendine emebiliyor. Geliştiriciye göre bu teknoloji gereksiz ve fazla sulamanın önüne geçiyor. Dolayısıyla Teva Planter'la bitkileri sağlıklı tutmak daha kolay. Köklerin kolayca tutunabilmesi için yüzey özel olarak tasarlandı. Buna ek olarak bitkiler öyle bir yere konumlandırılıyor ki sürekli olarak oksijene ve suya erişebiliyorlar. Moli Robotik Mutfak. 6 yıllık bir geliştirme sürecinin ardından bu yıl başlarında İngiliz şirket Moli Robotics eşsiz ve yenilikçi mutfak robotu tasarımlarını duyurdu. İtalyan tasarımı ve keskin Alman teknolojisi farklı yemekler yapıp ardından çalışma alanını temizleyecek bir ürün yaratmak için bir araya geldi. Tasarım birkaç farklı parçadan oluşuyor. İlki ocağın üstündeki tavana sabitlenen bir ray sistemi. Bu sisteme birkaç robotik kolla donatılmış hareket edebilir modüller bağlanıyor. Bu kollar yemekleri kaplardan çıkarabiliyor, kesebiliyor, karıştırabiliyor ve insanların mutfakta yapabileceği diğer tüm şeyleri yapabiliyorlar. Robotun en büyük avantajı insanların aksine hiç hata yapmıyor oluşu. Bu sayede bir daha hiç yanmış ya da tuzsuz yemek yemek zorunda kalmayacaksınız. JetSuite. Listemizdeki bir sonraki teknoloji, insanların kısa mesafeleri hava yoluyla etkin bir biçimde kat edebilmelerini sağlıyor. JetSuite, İngiliz şirket Gravity Industries tarafından geliştirildi ve cihaz 2018 yılında satışa çıkarıldı. Bu videoda ise İngiliz Kraliyet Deniz Piyadelerinin yardımları aracılığıyla 2021 yılında yürütülen test çalışmalarını görebilirsiniz. Bu teknolojinin askeri açıdan ne kadar faydalı olacağını söylemek için hala erken. Ancak bu araç normal insanlara kesinlikle yeni ve unutulmaz bir deneyim yaşatabilir. 2019 yılında JetSuite bir dünya rekoru kırılmasına bile aracılık etti. Saatte 137 km hıza ulaşarak dünyanın vücut hareketleriyle kontrol edilen en hızlı suite oldu. Starline projesi. Google, bu yılın Mayıs ayında özellikle ailemizle ve arkadaşlarımızla aramıza mecburi mesafelerin girdiği bu günlerde insanlara inanılmaz faydalar sağlayabilecek bir proje tanıttı. Starline projesi hem donanım hem de yazılım alanında üstün bir başarıya imza attı. Bu proje, dünyanın diğer ucundaki bir insanla sanki karşınızdaymış gibi iletişim kurmanızı sağlıyor. Bilgisayar, konuşmakta olduğunuz kişinin 3 boyutlu bir yansımasını oluşturuyor ve devrim niteliğindeki ışık alanı canlandırma sistemini kullanıyor. Bu sistem de gerçekçi ve derin bir 3 boyutlu görsel yaratıyor. Bu teknolojiyi kullanan kişiler, kullanım sırasında gerçekten de konuştukları kişi karşılarındaymış gibi hissettiklerini söylüyorlar. Şu anda bu teknoloji çeşitli Google ofislerinde test ediliyor. Ancak günlük kullanım için ne zaman hazır olacağı konusunda şirket tarafından yapılmış bir açıklama yok. Stella Era. 26 kişilik Hollandalı öğrenci ekibi yalnızca küresel ısınmanın ana nedenlerinden biri olduğu için değil, aynı zamanda da muhtemel bir çözüm kaynağı olabileceği için arabalar üzerinde çalışmaya karar verdi. Sonuç olarak birlikte Solar Team in Hover'ı kurdular ve Stella Era'yı geliştirdiler. Bu, tüm ailenin rahatlıkla kullanabileceği, etrafta dolaşabilmek için %100 yenilenebilir enerji kullanan ve güneş enerjisiyle çalışan bir araç. Stella Era'nın diğer araçlara kıyasla en belirgin farkı tamamen güneş enerjili bataryalarla kaplanmış olan tavanı. Bu sayede araç 1200 kilometrelik hareket menziline ulaşabiliyor. Yine de araç günlük olarak ortalama 50 kilometre yol gittiği için geri kalan enerji bir evin hatta bir şehrin enerji sistemine güç vermek gibi diğer ihtiyaçlar için de kullanılabiliyor. Bu da aracı tekerleri olan bir çeşit şarj istasyonu haline getiriyor. Akıllı otoyol.
Bu teknoloji, Hyman Altyapı İşbirliği ile tasarımcı Dan Rozagada tarafından geliştirildi ve Hollanda Tasarım Ödülü, Accenture İnovasyon Ödülü ve 2013 Index Ödülünü kazandı. Aslında fikir oldukça basit. Tek yapmanız gereken ışıklandırma bulunmayan kırsal yolların yanlarına karanlıkta ışık saçacak şeritler koymak. Bu şeritler gündüz güneş enerjisini depoluyor, gece bu enerjiyi kullanıyor ve parlaklığını 8 saate kadar koruyabiliyor. Işık jeneratörü göz kamaştırmıyor. Yolun hatlarını silüet olarak daha belirgin hale getiriyor. Bunların yanı sıra boş alanlar dekore edilmiş oluyor. Proje ilk olarak Hollanda'nın OSS şehrinden çok da uzakta olmayan N329 otoyoluna eklendi. Bunun yanı sıra tasarımcı projeyi dünya genelinde yaygınlaştırmak için hala uğraşıyor. AID360 Nova. Yakın gelecekte yarış oyunları oyuncuların kendilerini tamamen sanal gerçekliğin içine kaptırmalarını sağlayacak. Şu anda yaptığınız her dönüşü kendi vücudunuzla deneyimlemenizi sağlayacak bir teknoloji test ediliyor. AID360 Nova, sanal gerçeklikle uyumlu çalışabilen bir kapsül. Bilgisayar, gerçek zamanlı olarak oyunda gerçekleşen her şeyi takip ediyor ve buna bağlı olarak oyuncunun bulunduğu koltuğun eğimini değiştiriyor. Kapsül, 360 derecelik bir açıyla her yöne doğru dönebiliyor ve dönme hızı saniyede 180 dereceye ulaşabiliyor. Bu dönme hızı, bir savaş jetinin dönme hızından daha yüksek. Kısacası AID360, en keskin olanlar da dahil olmak üzere her bir dönüşü deneyimlemenizi sağlıyor. Karmaşık araçların nasıl kullanılacağını öğrenmek için elverişli olan bu teknoloji, oyuncuların yanı sıra jeologların, kurtarma ekibi çalışanlarının ve askeri personelin de işine yarayacaktır. Goodyear Recharge. Geleceğin lastik konsepti olan bu teknoloji ilk kez 3 Mart 2020 tarihinde tanıtıldı. Bu ürün seri üretime geçtiğinde dünyanın farklı yol koşullarına uyum sağlayabilen ilk lastiği olacak. Bu başarının sırrı lastiğin sıvı dolu kapsüller yerleştirilmiş yapısında yatıyor. Kapsüller lastiğin sırt desenini ve performans özelliklerini değiştirmek için yapay zekayı kullanıyor. Bunlara ek olarak kapsüller tekerlekte oluşan hasarları onarabiliyor. Sunny Five. Bu dekoratif panel, bir pencerenin yerini tamamen doldurabilecek kapasitede. Bu ürün, odanın içini standart bir pencereden gelen doğal ışınlarmış gibi hissettiren, aynı şekilde görünen ve hatta aynı şekilde hareket eden ışıklarla dolduruyor. Işığın vuruş açısı gün içinde değişiyor. Aynı zamanda renkler de gün doğumu, gün batımı ya da alacakaranlık gibi zamanları taklit edebilmek için değişiklik gösteriyor. Geliştiricilere göre Sunny Five, vücutta D vitamini sentezlenmesini bile sağlıyor. Bunlara ek olarak, kullanıcı mobil uygulama sayesinde ışığın parlaklığını ve rengini kendi zevkine göre ayarlayabiliyor. Wetway Güneş Enerjili Yol. Bugün bahsedeceğimiz son teknoloji, insanlığa daha fazla yeşil enerji üretebilme konusunda yardımcı olacak. İsviçreli şirket Solar Impulse Foundation, yollara güneş panelleri yüklemeyi öneriyor. Bu panellerin güçlendirilmiş yapısı, ağırlığa ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalarını sağlıyor. Aynı zamanda 1 kilometrelik WET ve güneş enerjili yol, 5000 kişilik nüfusa sahip bir şehrin sokak ışıklarına güç vermeye yetecek kadar enerji üretiyor.